Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, arabanın çalışmaması, yolda stop etmesiyle ilgili part 2. videomuzu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, arabanın yolda stop etmesi farklı durumlara, yani belirtilere sebep olsa da bazı nedenlerle arkadaşlar stop edebilir. Kısaca onlardan ikinci part olarak bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlar, yolda seyir esnasında stop etmesi arabanın model durumuna göre. Öncelikle şurada bulunan yakıt filtresi. Model durumuna göre bu araç olabilir, farklı araç olabilir. Depoda mazot pompası var ise, eğer çalışamazsa veya sigortası patlarsa, buraya filtreye mazot gelemezse motorun pompasındaki ve hattındaki yakıt sisteminin bitmesiyle beraber araç stop edebilir. Marşa bastıkça, yani bassanız dahi motor boş çalışır, yani çalışmaya çalışır. Volantı çevirir marş motoru ama araç bir türlü çalışmaz. Sebebi de yakıt sisteminin motora gelememesi, püskürtülememesidir. Yani depodaki şamandırada bulunan modele göre mazot pompanız varsa, yakıt gelemezse arabanız seyir esnasında stop eder veya bir sigorta patlatır, çalışmaz. Sigorta genelde buradaki motor bölümündeki sistemler, şuradaki motor bölümü Panason'daki sigortalarla kontrol edilir. Buradaki bir sigorta patlaklığı arabanın elektrik sisteminin, özellikle solenoidli çalışan enjektör sistemi varsa, yine bir sigortanın patlamış olması arabanızı çalıştırmayabilir arkadaşlar. Araba seyir esnasında yine stop edebilir veya durduğu yerde çalışmıyorsa Hyundai Accent Blue'nun, bu araba olarak söylüyorum, şanzıman üzerinde volanı okuyan bir krank sensörü var. Bizim Hyundai'larda kafa tarafında herhangi bir volan, yani krank sensörü volanda kasnakta okuyan vesaire yok. Diğer araçlarda kasnaktan okur. Farklı modellerde birçoğunda. Bizde arka tarafta volandan şanzıman üzerinde krank sensörü var. Krank sensörünün bozuk olması arabanın enjektörlerinin tetiklenmesini engeller ve araba kesinlikle yine çalışmaz. Bu durumda basit olarak bunların kontrolüyle başlayabilirsiniz. Yani maliyeti ucuzlatmak adına sigorta kontrolü, depoya yakıt, depodan mazot filtresine yakıt basılıyor mu? Araba eski tip kara düzen sistemiyle pompalı ise, genelde mesela bu araç pompalı, direkt yakıtı yüksek basınç pompası depodan kendi emiyor. Emdiği için bunlarda, mesela bu tiplerde böyle bir şey karşılaşılmaz. Bir yerde bir delik oluşmadığı sürece, ama depoya mazot pompası şamandıranın oradan basamazsa filtreye, bilin ki araba kesinlikle çalışmaz ve sürekli marş vurdurur. Yani demek istediğim şu şekilde arkadaşlar, basit bir şekilde buradaki şeyleri kontrol edebilirsiniz. Sigorta, filtre, krank sensörü arabanın çalışmama durumlarındandır yani. Buralarda herhangi bir kaçak, yakıt kaçağı vesaire, kablo çıkığı, soket çıkığı görmüyorsanız araba arkadaşlar çalışmaz ve dediğim şekilde kontrollerini yapmalısınız. Ayrıca şu da bir özellikle dikkat etmeniz gereken bir durum. Soketli, yani sensörlü araçlarda bir soketin çıkması, özellikle mesela burada eksantrik konum sensörü var. Soketi çıkar, farkında olunmaz araba. Kablosu çıkar vesaire, araba çalışmaz. Daha sonra siz takarsınız, araba çalışır. Veya bir sallantılı temassızlık durumunda yine araba çalışır, geri stop eder. Bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden arabanızı ara sıra kontrol edin. Soketlerini kontrol edin. Burada, yani gördüğünüz şurada potansiyometre, boğaz kelebeğindeki veya MAF sensöründeki mutlaka bir kontrol gerektiren durumdur. Onun haricinde yakıt geliyor mu? Sigortalar sağlam mı? Krank sensörü sağlam mı? Kontrol ve test etmelisiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla buluşmak dileğiyle arkadaşlar.